Cumhuriyet Meydanı'na gelen herkesin gördüğü bu heykel Antalya'nın kurucusu olan 2. Attalos'a ait heykeldir. 2. Attalos, M.Ö. 160-138 yılları arasında hüküm sürmüş olan Pergamon, yani Bergama Krallığı'nın kralıdır. 5. üye olan Kral 1. Attalos da Kraliçe Apollonis'in oğlu olan ve 2. Eumenes'in kardeşi olan kişi. Abi 2. Eumenes'e olan bağlılığından ve sevgisinden dolayı kardeşini seven diye anılmaktaydı. Kardeşinin ölümünden sonra vasisi olan 3. Attalos küçük olduğundan ağabeyinin karısı Kraliçe Stranoike ile evlenmiş ve kral olmuştur. Krallığı sırasında Selefkos, Makedonya ve Bitinya krallarıyla savaşmış, bir yandan ülkesini genişletmeye çalışırken bir yandan da refah düzeyini artırmaya çalışmıştır. Antalya'yı yani Atilya'yı kuran kişi olarak bilinir. Kuran'ın haricinde Manisa'da bulunan Alaşehir yani Philadelphia'yı kuran kişi de yine 2. Attalos'tur. Antalya'da yapılan araştırmalar aslında Antalya'nın bu tarihten çok daha önce, M.Ö. 3. 4. yüzyıldan itibaren bir şehir yapısına sahip olduğunu gösterir. Bu heykel tarihi heykel değil, 2003 yılında yapıldı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul'un isteğiyle o zaman Akdeniz Üniversitesi Göl Sanatlar Fakültesi'ne görevde olan Türkmenistan'da heykeltıraş Meret Ovezov'a yaptırılmıştır. Rahatlaros'un bir tek heykeli var. Bu heykel tarihi olan heykel Roma Milli Müzesi'nde ve çıplak olan bir heykel. Buradaki heykel ise heykeltıraş tarafından yarı giyinik olarak yapılmıştır.